Şimdi işlemin ikinci var, ikinci kısmından devam edelim. İşlem tablosu. Şimdi işlem tablosunda şimdi çözerken bu B işlemde diyor ya mesela ilk kısmına bu birinci bu sütundan bakacağız. Bu diğer kısmına da ikinci bileşini de buradan arayacağız. Satırdan yani. Eğer mesela şuraya bir çapraz çizdiğimizde gördüğümüz gibi şunlar aynıysa işte B şu şekilde aynı görüyor musunuz? Buradakiler yani bu alttakiler üsttekiler aynıysa değişme özelliği vardır diyoruz. Basit zaten bakıyoruz mesela B, D ne oluyor? C oluyor değil mi? Bu şekilde. Şimdi bu tabloda birim yani etkisiz elemanı bulalım. Tamam mı? Nasıl bulacağız peki? Şimdi şuradan A, B, C, D, E'yi bulacağız. Bu satırın aynısından bulduk şurası. Bu sütunun aynısından A, B, C, D'yi bulacağız. Sonra ikisinin kesiştiği nokta C. Yani bunun birim etkisiz elemanı neymiş? C'ymiş değil mi? Etkisiz eleman demek ne demek? Yani etki etmiyor. Mesela ben C ile neyi yaparsam mesela B'yi yapayım. Mesela B ile C'yi. Sonuç B çıkar. C'nin bir etkisi olmaz. Yani A ile C yaptığımızda A çıkar. İşte D ile C yaptığımızda D çıkar. Şunun gibi. Birim etkisiz eleman o demek. Şimdi tersi nasıl bulacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Mesela A'nın tersi. Şimdi birim elemanı bulduk ya. Birim elemanı. A'yı bu birinci bileşenden buluyoruz. Sonra etkisiz elemana doğru götürüyoruz. Ve yukarıdaki sayı etkisiz eleman C. Yukarıdaki sayı bizim tersimiz oluyor. Tamam mı? Hocamız şöyle bir de kolay bir yöntem söylüyor. Tabloda 5 farklı eleman olduğunda üst 5 veya 5'in katı ise sonuç birim elemandır. Yani mesela bu tabloda A, B, C, D, 5 eleman var değil mi? A, B, C, D. O yüzden mesela A üzeri 5 denildiğinde direkt bu sonuç birim yani etkisiz elemana eşit oluyormuş. A üzeri 5'e. Öyleyse A üzeri 5 neye eşittir? Birim yani etkisiz elemanımız C'ye eşittir. Mesela tabloda 4 eleman olsaydı İşte o zaman 4 veya 4'ün katı olduğu durumlarda sonuç birim yine etkisiz eleman olacaktı tamam mı? 6 eleman olsaydı 6 veya 6'nın katı A üssü 6 falan olduğu durumlarda yine sonucumuz birim eleman olacaktı. Bakın şunlar hep 5'in katı. O yüzden bu tabloya göre tabii ki sonucumuz C yani birim eleman olacak. Üst 5'in katı değilse o zaman ne yapacağız? Üstü 5'e böleceğiz. Kalanı bulacağız. 12'yi 5'e bölersek kalan 2 olur. Yani A'ya A kare oldu o zaman. A'ya A ne oldu? D olur cevabımız. Şu tersi durumlarda da şu şekilde yapabiliriz mesela. A üzeri eksi 1'in karesidir bu aynı zamanda değil mi? A üzeri eksi 1'i ne bulmuştuk? Şurada E bulmuştuk değil mi? Yani bu E kareyi soruyor bana. E kare ne burada? Bakıyorum B'dir. Yani bunun sonucu B oldu. Şimdi şu sorudan başlayalım. Ne demiş? ABCD'deki tanımlı üçgen işlemi hangi tanımları vesaire? Şöyle bir sabitleyelim. X hangisine eşittir diyor. Şimdi ne demiş? Öncelikle bir birim elemanımızı bulalım. ABCD burada. ABCD burada. Birim elemanımız C. Tamam mı? Birim elemanımız C. Şimdi bu B üzeri eksi 2'yi ben nasıl yazarım? Şu şekilde yazarım üstlü sayılardan. Bu B üzeri eksi 1 yani B'nin tersini bulayım öyleyse. C'ye kadar gidiyorum. D. Bunu D. Yani D kare soruluyor bana. D kareyi bulalım şimdi. D, D. E oldu. A işlem E soruluyor yani. A işlem E de C oluyor. Şurası C. Tamam C üçgen. Şimdi şurayı çözelim. Bu 5 elemanlı 12'yi 5'e böldüğümde E kareyi bulacağım yani. De B oluyor. B işlem X. B işlem X eşittir. Bu D'ye eşitmiş. Şimdi C ile ben neyi işleme sokarsam sonuç D olur. Bakıyorum. Sonucun D olmasını istiyorum. D'yi. Yani şuranın sonucunun D olmasını istiyorum. Ben B ile neyi işleme sokarsam sonuç D olur. C'yi işleme sokarsam. B işlem yok. Bir dakika. B ile öyle bir sayıyı işleme sokacağım ki sonuç D olacak. E. E'yi işleme sokarsam. Yani X E olacak. Öyleyse cevabım E seçeneği doğru. Şimdi şu soruyu birlikte çözmeye çalışalım. Bize B işlem D'yi soruyor.
Bunun yerine BD yazdığımda neler oluyor? Bakalım. B işlem, D üzeri eksi 1 işlem, A demiş. A diyelim. Tamam. Şimdi bunu çözelim. Öncelikle bunun birim elemanını bile bulalım. Evet, bunun birim elemanı C'ymiş. D'nin tersini bulalım daha sonra. C'ye kadar gidiyorum. B işlem, B işlem, A oldu. B işlem B nedir? Ona bulalım. A işlem A nedir? Onu bulalım. C. Yani cevabımız C seçeneği doğru. Şu sorumuza bakalım. 1, 2, 3, 4 ve tanımlı işlem tanımlanıyor. Buna göre A hangisine eşittir demiş. Şimdi A demiş. Buradaki A. Şimdi öncelikle bunun birim elemanını bulalım bir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Birim elemanı 4. Şuraya bir not alalım. Birim elemanı 4. 2'nin tersini bulalım. 4'e kadar gidiyorum. 1. A işlem 1. İşlem 3 eşittir 1. Ben öyle bir ifadeyle 3'ü işleme sokacağım ve sonucum 1 çıkacak. Sonucum 1 çıktığı bakıyorum 2. Yani buranın 2 olmasını istiyorum. Ben A ile yani 1 ile öyle bir işleme sokacağım ki sonuç 2 olacak 5. Demek ki A 5 oluyor öyleyse. 23 bakıyorum Edirne doğru. Evet, bu videodaki son konumuz ve bu da son videomuz işlem tablosu ile ilgili. Daha sonra modüler aritmetik son konumuza geçeceğiz inşallah. Şimdi ABCD kümesi tanımlı iş tanımlanıyor demiş. Bu şekilde. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? FDE demiş. Şöyle DE diye yazmış. Bunu bir şunu bir şuraya benzetip yazalım öncelikle. Şurada D, şurada E var. X yerine D yazacağız. İşlem E üzeri eksi 1. Bunu bir çözelim. Sonra da şuraya yazacağız onu. Bunu biz çözelim. Öncelikle ben bunun bir birim elemanını bulmak istiyorum. Neymiş birim elemanı? C. Şuraya C yazayım. Sonra E'nin tersini bulayım. C'ye A. A. D işlem A'yı bulayım. B. Burası B oldu. Buldum. F A B. Şimdi şurası A, şurası B. Şimdi bunu o şekilde yazayım. A işlem, B'nin tersi. B'nin tersini bulalım. C'ye getiriyoruz. D. A işlem D. De B oluyor. Yani cevabımız Bursa doğru. Bir konumuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip kanala abone olursanız sevinirim.